Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir mantı tarifini paylaşmak istiyorum. Rolo mantı tarifi. Artık mantı kapatmayla uğraşmak yok. Çok pratik hazırlayacağınız nefis bir mantı oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hamuru için yoğurma kabına 4,5 su bardağı un, 2 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, yoğurma makinemi çalıştırdım. Suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Bir su bardağı artı çeyrek su bardağı su kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Kulak memesinden biraz daha sert bir hamur hazırlayalım. Hamuru tekrar şöyle bir elimle toparladım. Bezeler alıp hamuru biraz dinlendireceğim. 6 beze almak istiyorum. Eğer çok büyük açamam derseniz bezelerinizi küçültebilirsiniz. 8 tane beze de alabilirsiniz. Bezeleri eşitleyerek 6 tane beze alıyorum. Bir tepsiye biraz un serptim. Hazırladığım bezeleri de tepsiye aldım. Bir tane temiz bir örtü. Hafif nemlendirdim. Suyunu sıktım. Hamurların üzerine örttüm. Bezeleri 20 dakika dinlendirelim. İçi için 400 gram kıyma, bir tane rendelenmiş kuru soğan, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber ve tuz ekledim. İyice yoğurup karıştırdım. Kıymalı harcımız hazır. Bezeler 20 dakika dinlendi. Şimdi açmaya başlıyorum. Bir tane bezeyi aldım. Unla birlikte açıyorum. Çok fazla un kullanmayın. Ama yapıştıkça da üzerine un serpebilirsiniz. Ben öncesinde biraz merdane ile açtım. Daha sonra da oklavayla büyüteceğim. Mantıları hazırlayıp derin dondurucuya atıyorum ben. Daha sonra istediğim zaman çıkarıp pişiriyorum. Bir tepsi içerisinde derin dondurucuya atıp iyice sertleşene kadar bekletiyorum. Daha sonra çıkartıp buzdolabı poşetlerine doldurup tekrar derin dondurucuya atıyorum. Videonun sonunda sizlere dondurulmuş mantılarımı da göstereceğim. Ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde mantı hamurumuzu açalım. Bu kalınlıkta açtım. Mümkün olduğunca inceye yakın açın. Böyle kenar kısımlarında merdane ile biraz daha incelttim. Merdanenin genişliğinde kesiyorum. Ölçü olarak merdaneyi kullanıyorum. Kullandığım merdane çok kalın bir merdane değil. Sizlere daha iyi gösterebilmek için bakın diğer taraftan da kesiyorum. Bu şekilde keselim. Kıymalı harçtan biraz alıyorum. Ve kestiğim hamurların kenarına ince olacak şekilde kıymalı harçtan yerleştiriyorum. Mantı kapatmayla uğraşmadan çok kolay bir şekilde mantı lezzetinde nefis mantılar hazırlayabilirsiniz.
Gerçekten hazırlaması çok kolay bir mantı. Haşlarken de içinden kesinlikle kıymalar çıkmıyor. Videoda görüldüğü gibi kapatıyorum. Kenar kısımlarını içine kapatarak sararsanız daha düzgün olacaktır. Ben bundan sonraki açtığım bezelerin kenarlarını içine kapattım. O şekilde hazırladım. Mantıları kapatıp hazırlıyorum. Hepsini hazırladım. 5 taneyi aynı anda keseceğim. Biraz un serptim üzerine ve ruletle küçük küçük olacak şekilde keselim. İstediğiniz küçüklükte kesebilirsiniz. Kestikten sonra da hepsini karıştırıp una buluyorum. Mantılarımız hazır. Bakın bu kadar kolay. Bir tepsiye biraz un serptim. Hazırladığım mantıları da üzerine alıyorum. Ve mümkün olduğunca hazırladığımız mantıları üst üste almayalım. Tekrar ben bezeleri açmaya devam ediyorum. Bütün mantıları aynı şekilde hazırlıyorum. Burada 3 tane beze var. 3 tane bezeyi hazırladım ve tepsiye aldım. Dediğim gibi çok fazla üst üste almayın. Bekledikçe yapışacaktır. Veya buzdolabında bekletin. Sıcak ortamda beklemesin. Olduğu yer serin olsun ki kendini hamur salıp birbirine yapışmasınlar. Mantılarımız çok güzel bir şekilde hazır bakın. Dondurucuya girebilecek bir tepsinin içerisine alıyorum. Dondurucuya atıyorum. Dondurucu da donduktan sonra iyice sertleştikten sonra çıkartıp buzdolabı poşetlerine koyup uzun süre derin dondurucuda saklıyorum. Videonun sonunda da sizlere dondurulmuş halini göstereceğim. Şimdi mantılarımızı pişirmeye geçelim. Mantı için tencereye su doldurdum. Böyle geniş bir tencere kullanıyorum. Suya tuz attım. Kaynamaya başladıktan sonra mantıları içine atıyorum. Ben hepsini pişirmiyorum. Şu anda 2 kişilik suyun içine attım. Yaklaşık 15 dakika pişirin. 15 dakika pişti. Bakın kıymalar içinde hiçbir şekilde çıkmamış. Sizler de görüyorsunuz. 15 dakika kaynadı. Suyun içerisinden bir kevgirle çıkarıp alıyorum mantıları. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, biraz sıvı yağ, pul biber, toz kırmızı biber, nane ekledim. Eğer isterseniz 1 tatlı kaşığı salça da ekleyebilirsiniz. Dondurulmuş mantılarımı gösteriyorum şimdi sizlere. Bakın bir tepsinin üzerine bir örtü aldım. Mantıları da tepsinin üzerine yaydım ve dondurucuya attım bu şekilde. İyice sertleşti ve dondu mantılar. Donan mantıları da buzdolabı poşetine dolduruyorum. Ve daha sonra da dondurucuya kaldırıyorum. Bu şekilde mantılarınızı hazırlayabilirsiniz. Mantının üzerine yoğurt döküyorum. Onun da üzerine hazırladığımız tereyağlı karışımdan gezdirelim. Nefis, pratik mantı tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.